Merhabalar sevgili gençler. XX Large soru çözümleriyle tekrardan karşınızdayız. Small, Medium, Large, XX Large diyoruz. SML Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen diyoruz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda bir sayı doğrusundaki noktalar küçükten büyüğe doğru sırasıyla A, B, C ve D'dir denilmiş. Şimdi ben bir sayı doğrusu çizeceğim. Bu sayı doğrusu, bu soru da gerçekten muhteşem bir soru. Beğenerek koydum buraya bir soru. Bir sayı doğrumuz olsun. Bakın şurası A noktası, şuraya B noktası, şuraya C noktası, buraya da D noktası diyebiliriz. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralanmış zaten. Pekala, bu sayı doğrusu üzerinde A ile B'nin arası A1'miş gençler. Yani şuraya ben A1'im diyeceğim. Tamam mı? Şu kısım, hatta bunu da şöyle yapmayı unuttuk. Silelim. Şimdi şurası gençler neymiş? A1'immiş. Bu bir. İkincisi AC M1'inmiş. Yani A'dan C'ye kadar olan kısım. Hani B'yi geçiyoruz, C'ye ulaşıyoruz. A'dan C'ye kadar olan kısım M1'in olduğuna göre demek ki artık şurası M-A1'imdir diyebiliriz. Ve sonra A'dan D'ye kadar olan kısım, yani şuradan şuraya kadar olan kısım B1'inmiş. Bu bir kere hafızamızda bir yer etsin. BC ile CD de birbirine eşitmiş. Yani BC şurasıydı. M-A bulmuştuk biz orayı. Demek ki burası da M-A birim olacakmış. Şimdi buranın tamamı B birimdi. Ve ben şunu biliyorum. B eksi, yani B'den ben ya da B'nin diyelim A artı M-A artı M-A'ya eşit olduğunu biliyorum. Yani 2M-A'ya eşit olduğunu biliyorum. Buranın tamamının toplamı B'ye eşittir. O halde bize de şöyle bir denklem verilmiş. Bakın ben o denklemde B artı A eşittir 2M olduğunu ve B eksi M eşittir M eksi A olduğunu görebiliyorum. Nasıl yaptım bunu? Birincide eksi A'yı diğer tarafa attım. İkincide de gençler şuradaki bir tane M'yi diğer tarafa attım ve B eksi M eşittir M eksi A oldu. Bu bilgiler doğrultusunda şunu yapabiliriz artık. Bakın burada B artı A var. Bu B artı A neydi? 2M'di. Denklemi tekrardan yerine yazıyorum bakın. X kare artı 2m'yi ben m'ye bölersem 2x gelecektir. Ve m eksi a denilmiş. M eksi a b eksi m eşitse, m eksi a b eksi m eşitse, iki eşit olan ifadeyi birbirine böldüğümüz zaman ne gelecektir? 1. Ve buna da eşittir 0 denilmiş. O halde x artı 1'in demek ki karesi kaçmış? 0'mış. O halde x kaçtır sevgili gençler? Eksi 1'dir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacakmış diyeceğiz. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda x kare artı x kare eşittir x artı 1 denkleminin köklerinden birisi fi sayısıymış ve bu fi sayısı da yani altın oran sayısı da kök 5 artı 1 bölü 2'ymiş. Buna göre fi küp eksi 2 fi işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi gençler bize sorulan üzerinden yürürsek eğer fi küp demiş ya, ben fi parantezini alsam burayı, fi'nin karesi eksi 2 olacaktır burası ve sonra şu fi kare dediğimiz sayı burada neye eşitti? Bakın fi kare denklemi fi denklemi sağlar. Fi kare eşittir fi artı 1 değil miydi? O halde ben buraya fi artı 1 yazabilirim. Fi artı 1 eksi 2 oldu burası. Ve dışarıda da hala bir tane fi'miz var. Peki burası ne olur? Fi eksi 1. Dışarıda da bir tane fi karemiz yer almakta. Pekala, içeri dağıttığım zaman fi kare eksi fi gelmez mi gençler? Gelir. Peki fi kare neye eşitti? Tekrar yerine yazıyoruz. Fi artı 1'e eşitti. Eksi bir de fi'miz vardı burada. Gençler artık eksi fi ile artı fi giderse bu ifade komple 1'e eşit olmuş olur. Yani cevabımız Adana seçeneği olmuş olur diyeceğiz. Gerçekten güzel bir soruydu. Geçiyoruz 3'e. Nedenini bilmiyorum ama en beğendiğim sorulardan bir tanesi bu. Gerçekten kurnazlık istiyor. Kurnazsan, eğer soruların içerisinde bu ifadeleri net olarak yakalayabiliyorsan gerçekten bu iş olmuş demektir. ABC 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. AX kare artı BX artı C artı C eksi ABC. ABC 3 basamaklı bir sayı. Eşittir 0 denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi AX kare artı BX artı C eksi ABC eşittir 0 denilmiş ya bize. Bir düşünelim. Ben yazıyorum bakın. AX kare artı BX artı C eksi şu ABC'yi çözümlerseniz 100A artı 10B artı C gelecektir. Çıkarırsak peki 100A eksi 10B eksi C gelecektir. Doğru mu? Doğru. Eşittir 0. Şimdi gençler bir kere şunu
bizim görmemiz gerekiyor. Bakın burada eksi c var, artı c var. Bunlar zaten birbirini götürüyor. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ama şu kısımların da birbirini götürmesi lazım. Sıfıra eşit olması için. Ax kare eksi 100a'nın ve bx eksi 10b'nin. Ki zaten durum buysa eğer, x kesinlikle ama kesinlikle 10'dur. Yani köklerimizden bir tanesi mutlaka 10 olmak zorunda. Neden mi? Bakın yazın yerine ne gelir? 100a artı 10b artı c gelir ki burası abc'nin kendisidir. ABC'den ABC'yi çıkarırsanız da zaten sıfır kalır. Köklerden birisi olmuş. E peki gelin şu kökler toplamı formülümüz vardı ya bizim. Kökler toplamımız neydi? Eksi B bölü A idi. E kökler toplamı eksi B bölü A ise demek ki köklerimizden bir tanesi 10. Diğerine de ben köklerin bir tanesine de P diyeyim gençler. Bizden bu P isteniyor. Diğer kökünü soruyor. Bu 10'u ben karşıya gönderirsem diğer kökümüz P eşittir. Eksi B bölü A eksi 10 olacaktır. Bu da eksi b eksi 10a bölü a'dır sevgili gençler. Ki zaten diğer kök hangisi olabilir diye soruyordu. P eşittir eksi b eksi 10a bölü a'dan cevabımız Denizli seçeneği olacaktır diyebiliriz. Geçiyoruz bir alttaki sorumuza, dördüncü soruya. Soru gerçekten yine güzel bir soru. Dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. X kare eksi delta eksi 1x artı delta artı 19 bölü 4 eşit 0 denkleminin diskriminantı delta olup denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü vardır deniliyor bize. Şimdi buna göre denklemin kökler toplamı nedir? Öncelikle her zaman duyduğumuz klişe laf. Bakın delta sıfırdan büyük olmalı ki denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü olsun. Demek ki biz şunu biliyoruz. Deltamız sıfırdan büyük. Tamam. Peki denklemin deltası yani diskriminantına delta diyeceğiz ya. Katsayılar içerisinde de deltalar verilmiş bize. O halde ben şunu bir yazayım. Deltayı bir hesaplayayım arkadaşlar. Delta eşittir. Delta eksi 1'in karesi. Yani delta kare eksi 2 delta artı 1. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1. Onu yazmıyorum. Ve c'si de delta artı 19 bölü 4 yapar. Peki delta eşittir. Delta kare eksi 2 delta artı 1. Şu eksi 4'ü de içeri dağıtırsanız. Eksi 4 delta eksi 4 kere 19 bölü 4 de eksi 19 yapacaktır. Buradan delta kare bakın eksi 2 delta eksi 4 delta daha eksi 6 delta. Buradaki deltayı da onların yanına atarsanız eksi 7 delta yapacaktır. Artı 1 eksi 19 daha eksi 18 yapar eşittir 0 oldu. Peki ben buradan bu denklemi deltaya delta burayı da eksi 9'a artı 2 diye parçalara ayırırsam delta eşittir 9 ve delta eşittir eksi 2 geldi. Şimdi delta hangisi? Delta sıfırdan büyüktür kabul ettiğimiz için en başta delta 9'dur arkadaşlar. Eksi 2 falan değildir. Bunu da silelim. Peki delta 9'sa benim denklemim hangisi olur? X kare eksi 9'dan 1'i çıkardım. 8 eksi 8 x oldu. Burası da zaten 9'du artı bla 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 diyelim. Eşittir 0. Bizden ne istenmişti? Kökler toplamı. Şimdi neden buraya bla bla dediğimizi anladın. Kökler toplamını nasıl buluyorduk? Biz eksi b bölü a ile yani eksi eksi 8 bölü 1 ile buluyorduk. O halde kökler toplamımız neymiş? 8'miş diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Ben diğer sayfaya geçeyim soru çözmek için. Sen de bu sırada videoyu beğenebilirsin ve abone olmadıysan eğer abone olabilirsin kanalımıza. 5. sorudayız. Aşağıda her katında 4 daire olan 20 katlı bir apartmandaki daireler gösterilmiştir. 1. 2. 3. 20. kat diye bunlar gösterilmiş daireler. Ve her katta da 4 tane daire varmış. Semra bu apartmandaki her dairenin yıllık ısınma giderini araştırdığında ise her daire için aşağıdaki kuralın geçerli olduğunu görmüş gençler. Yıllık yakıt giderini şu şekilde hesaplıyormuş. Dairenin numarasının karesinden kat numarasının karesini çıkararak hesaplıyormuş yıllık yakıt giderini. Örnek de verilmiş bize. 1. kattaki 2 no'lu dairenin yıllık yakıt gideri bakın 1. katta ve 2 no'lu daire. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki 2'nin karesinden yani dairenin karesinden katın karesine çıkardığımız zaman 3 liradır yıllık yakıt giderimiz diyor. Bu daire çok az kullanıldığından yakıt gideri yıllık yakıt gideri çok azdır. 2. kattaki 7 no'lu dairenin yıllık yakıt gideri ise hesaplanmış 7'nin karesi eksi 2'nin karesinden 45 liradır denilmiş. Herhangi bir kattaki bitişik olan 2 dairenin yıllık yakıt giderleri 777 TL ve 836 TL olduğuna göre bu iki dairenin daire numaraları toplamı kaçtır? Şimdi bizim bir katımız var. Şöyle bir kat planı çizelim. Bu kat planının içerisinde 4 tane daire olduğunu zaten biliyoruz. Demek ki bir dairemiz varsayalım şurası olsun n. Diğer dairemiz de n artı 1 numaralı daire ve burası da x'inci kat olsun. Tamam.
Şimdi hangisinin yakıt gideri daha fazla olur sevgili gençler? Şuranın, değil mi? Çünkü daire numarasının karesinden biz kat numarasının karesini çıkarıyorduk. Şu n artı 1'in daha fazla yakıt gideri olacağı için, neden? Çünkü n artı 1n'den daha büyük. O halde ben n artı 1'in karesinden x kareyi çıkardığım zaman 836 bulacakmışım. Ve n'in karesinden yine x'in karesini çıkardığım zaman da 777 bulacakmışım. Peki gelin üsttekinden alttakini bir çıkaralım bakalım. N artı 1'in karesi eksi n kare, x kareler zaten birbirini götürecek. Eşittir 836'dan 777'yi çıkardığınız zaman 36, 23 daha kaç yapar? 59 yapar. Burası da 59'muş. Pekala. N artı 1'in karesini bir açalım sizde. N kare artı 2n artı 1'den n kareyi çıkar diyor ve 59'a eşit ediyor. O halde eksi n kare artı n kare gidecektir. 2n artı 1 eşittir 59'sa 2n eşittir 58'dir ve n eşittir 29'dur. N'nin 29 olduğunu bulduk. O halde sevgili gençler, burası 29'sa burası 30'dur çünkü n artı 1. Bu dairelerin daire numaraları toplamını sormuş. Yani 29 ile 30'u topla demiş. 29 artı 30 59 yapar. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyoruz ikinci sayfamızın sağ üst tarafındaki altıncı sorumuza. Sorunun çözümü çok 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 kısa. Ama yine dediğim gibi şu soruda olduğu gibi, üçüncü soruda olduğu gibi uyanıklık gerektiren bir soru tipi. A sıfırdan farklı ve ABC eleman reel sayı olmak üzere. AX kare artı BX artı C eşit sıfır denklemi için denklemin diskriminantı delta'dır denmiş. Delta'nın diskriminant olduğunu biliyoruz. Köklerinden birisi de 2'ymiş. Tamam, o da kabul. Bizden ne istenmiş? Eksi b bölü a. Yani ne istenmiş gençler? Kökler toplamı istenmiş diyeceğiz. Şimdi madem öyle, diğer köke ihtiyacımız var. Diğer kökü bulursak biz kökler toplamını da bulmuş oluruz. Şimdi eksi b artı kök delta bölü a eşittir 2 verilmiş bize. Eksi b artı kök delta bölü, bak şimdi ben oraya 2a yazacağım. Bu da diğer kökü vermesi gerekmiyor mu? Ya da köklerden birisini vermesi gerekiyor. E peki eksi b artı kök delta bölü a 2 ise, ben burayı 2 ile çarpsam şu şekilde ve sonra burayı da 2'ye bölsem, yani iki tarafı da 2'ye bölmüş oldum böylelikle. Burası kaç gelir? 1. Demek ki eksi b artı kök delta bölü 2a kaçmış? 1. Ben ne demiştim az önce? Bu bize köklerden birini verecek. E benim köklerimden birinin 2 olduğunu zaten biliyorum. E buradan gelen kökte 2. İkinci dereceden denklem çözüyoruz sonuçta. İkinci dereceden denklemin kaç tane kökü olacak? Maksimum 2 tane kökü olacak. O zaman bir kökümüz kesinlikle 2'ymiş, diğeri de kesinlikle 1'miş. Bize de eksi b bölü a, yani kökler toplamı soruluyordu. 2 ile 1'in toplamı cevap 3'tür diyebiliriz sevgili arkadaşlar diyorum. Ve geçiyorum bir alttaki soruya, yani 7. sorumuza. Şimdi bize diyor ki 7. soruda, şöyle uzaklaştıralım. Aşağıda verilen cetvelle bir çubuğun uzunluğu ölçüldüğünde çubuk 2,7 cm gelmiştir. Esra bu 2,7 değerinde 2'nin ve 7'nin karelerini toplayınca 2'nin karesi artı 7'nin karesinden 53 elde etmiştir. Esra yukarıdaki işlemin aynısını ikinci bir çubuğa uygulamış. Önce ikinci çubuğun uzunluğunu ölçmüş. Sonra bulduğu değerde virgülün solundaki ve sağındaki tam sayıların karelerini toplayıp 289 elde etmiştir. Esra son olarak ikinci çubuktan 1 santimetre daha kısa olan üçüncü bir çubuğa da aynı işlemi uygulamış ve 260 santimetre bulmuştur. Buna göre ikinci çubuğun uzunluğu hangi ardışık iki tam sayı arasındadır diye sorulmuş bize. Şimdi gençler, benim ikinci çubuğumun uzunluğu A virgül B olsun. Diğer çubuğumun uzunluğu da P virgül B olsun. Şimdi P ne? A'dan bir eksik olan sayı. Şuraya şöyle yazabilirim. P A eksi 1'e eşit. Tamam. Sonrasında bu kız ne yapıyordu? Virgülün solundaki sayıyla, onun karesiyle, virgülün sağındaki sayının karesini toplayıp ne bulmuş sevgili gençler? 289. Bu bir. İkincisi, burada da P kare ile B kareyi toplamış ve bunu da 260 bulmuş. Şimdi ben üstteki denklemden alttaki denklemi çıkaracak olursam B kareler gider zaten. A kareden P kareyi çıkardığım zaman 289'dan 260'ı çıkarın arkadaşlar, 29. Ve 29 çok güzel bir sayı. Neden? Çünkü bu denklemler için çok güzel bir sayı. Çünkü asal bir sayı arkadaşlar. Ve çarpanları da 1 ve 29'dur. Peki bu A kare eksi P kare çarpanlarına ayrılır mı? 2 kare farkıyla ayrılır. A eksi P ile A artı B'nin P'nin çarpımıdır ve 29'muş.
Bu asal olduğu için ve çarpanları da 1 ve kendisi olduğundan küçük olan 1'dir, büyük olan 29'dur diyeceğiz. Yani a eksi p'miz 1'miş, a artı p'miz 29'muş. O halde gelin şuraya a eksi p'nin 1 olduğundan ve a artı p'nin 29 olduğundan bahsedelim. Bu iki denklemi toplayalım. Eksi p ve artı p gitsin. 2a eşittir 30'dan a da eşittir 15 gelsin. A 15'ti. A'nın 1 eksi de p'ydi. Demek ki p 14'müş. Bu da 15'miş. Şimdi benim ikinci seçtiğim çubuğumun uzunluğu 15,b mi? 15,b. Gençler, 15 küsür bir sayı hangi iki tam sayı arasındadır? Tabii ki 15 ile 16 arasındadır. O halde cevabımız da Denizli olur diyebileceğiz. Geçtik 3. sayfamıza, 8. sorumuza. Bir sihirbaz var. Şimdi bu hikaye çok güzel. Bir sihirbaz var. Gösterisinin matematikle ilgili bölümünde izleyiciler arasından rastgele sahneye çıkan birine demiş ki bir sayı seç. O da diyor ki sayı seçiyor. Şimdi diyor seçtiğin sayıyı bir fazlasıyla çarp. Biz de bu adamla beraber bunu yapalım. Bir sayı seçti x. Ve sonra seçtiğimiz sayıyla bir fazlasını çarpacağız. X artı 1. Ve bulduğun sonuca seçtiğin sayının bir fazlasını ekle. Artı seçtiğimiz sayı x'ti, bir fazlasını ekleyeceğiz. X'in bir fazlasını ekledim. X artı 1. Son bulduğun sonucu bana söyle. Yani sihirbaz şu sonucu biliyor. Peki bu sonuç x artı 1 parantezine alınırsa yine x artı 1 kalıp burası da x artı 1'in karesi olmaz mı? Olur. Şimdi x artı 1'in karesi sonucunu yarışmacı sihirbaza söylemiş. Demiş ki x artı 1'in karesini buldum. Ve diyor ki izleyici sihirbaza 144 sayısını söylemiş. Aslında bu x artı 1'in karesi 144'müş. Hemen biz denklemi bir çözelim o zaman. X artı 1'in karesi 144 ise sevgili gençler, hemen rengimizi değiştirelim. X artı 1 ya 12'dir ya da x artı 1 eksi 12'dir. Yani x ya 11'dir ya da x eksi 13'tür. Şimdi iki tane sonuç bulduk mu? Bir tanesi 11'miş, bir tanesi eksi 13. Sonra bundan sonra sihirbazla izleyici arasında aşağıdaki karşılıklı konuşmalar olmuştur. Sihirbaz diyor ki seçtiğin sayı eksi 13'tür. İzleyici diyor ki yo değil. Peki sihirbaz diyor ki o zaman seçtiğin sayı A'dır. İzleyici diyor ki evet oydu. Buna göre A'nın rakamları toplamı nedir? Eksi 13 reddettiyse mecburen A'dır dediği şey, yani A dediğimiz sayı 11 olacakmış ve bize A'nın rakamları toplamı sorulmuş. 1 artı 1'den doğru cevabın 2 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Diyelim ve son sorumuza geçelim. Yine tekrar ediyorum, son sorumuzu çözmeden önce kanala abone olmadıysanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri açın ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın sevgili gençler. 9. soruda aşağıda doğrusal bir pistin AC bölümü verilmiştir. Bakın AC bölümü, yani A'dan C'ye kadar olan bölüm şurası verilmiş bize. Havadaki D noktasında bulunan bir helikopter düşey biçimde C noktasına iniş yaptığında, yani düşey biçimde dik olarak şu şekilde C noktasına iniş yaptığında AB yolunun 1 kilometre eksiği kadar mesafe inmiştir. AB yoluna X dersem burası X eksi 1 olacaktır. Helikopterin inişinin ardından şekildeki uçak pistin A noktasından hareket etmiş ve B noktasına kadar piste gittikten sonra B'de kalkışa geçerek sabit bir eğim açısıyla piste aldığı kadar yol alarak D noktasına ulaşmıştır. Piste B X kadar yol almıştı. Demek ki burası da X'miş. C noktasında helikopterden inenler, şurada helikopterden inenler, burada bindikleri bir araçla DC mesafesinin 2 kilometre eksiği kadar giderek, DC mesafesi X eksi 1'di. 2 kilometre eksiği nedir? X eksi 3'tür. Giderek B noktasına ulaşmışlardır. AB mesafesi, yani X kaçtır diye sorulmuş. Artık soru çok basit. Bunları yerleştirebilirsen soru inanılmaz basit hale geldi. Neden? Pisagor yapacağız da, değil mi? Şimdi X eksi 1'in karesiyle X eksi 3'ün karesini toplayacağız. X'in karesine eşitleyeceğiz. Soru bitti. Evet, gerçekten bitti. X eksi 1'in karesi X kare eksi 2 X artı 1. X eksi 3'ün karesi X kare eksi 6 X artı 9. X'in karesi zaten X kare. Bunların ikisini toplayacağız dedik. Buna eşitleyeceğiz. Peki her iki taraftaki X karelerden birer tanesini götüreyim. Bu tarafta ne kaldı? X kare eksi 6 X eksi 2 X daha eksi 8 X yapar. Artı 9 artı 1 daha artı 10 yapacaktır. Ve ben bunu sıfıra eşitleyeceğim. Çarpanlarına ayrılmıyor. Hiç problem değil. İster delta yöntemiyle soruyu çöz, İstersen de tam kare metoduyla. Biz tam kareyi tercih edelim burada. Gençler, eğer X kare eksi 8 X artı 16 olmuş olsaydı burası
tam kare olurdu. Şimdi onu 16 yapabilmek için 6 eklediysem karşı tarafı da 6 eklemem gerekiyor. Ve burası x eksi 4'ün karesi olmuş oldu eşittir 6. Peki x eksi 4 ne olur? Ya 6'dır kök 6'dır ya da x eksi 4 eksi kök 6'dır diyeceğiz. Buradan eksi 4'ü karşıya atarsam x eşittir kök 6 artı 4'tür ya da x eşittir eksi kök 6 artı 4'tür diyeceğiz. Şimdi AB mesafesi, AB mesafesi dediğimiz yer şurası. Ya kök 6 eksi 4 ya da kök 6 artı 4. Kök 6 artı 4 de var. 4 eksi kök 6 da var. Cevap Edirne mi yoksa Adana mı? Hangisi diyeceğiz? Gençler eğer hangisi olduğunu bulamıyorsanız mutlaka sorunun içerisinde bir yerde bir bilgi verilmiştir. O da mesela burası x eksi 3 santimetre değil mi? Bakın şurada küçük olan hangisi şu. Eksi kök 6 artı 4. Ben eğer ikisinden de 3 çıkarırsam 1 eksi kök 6 gelir ve burası negatif olmuş olur. Negatif bir uzaklık birimi olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. O halde büyük olan hangisiymiş? 4 artı kök 6 bizim cevabımızmış. Yani Adana'yı işaretlersek eğer kök olarak bulmamıza rağmen sonuç doğru olmayacaktı. Diyelim ve videomuzu noktalayalım. Gençler bu seri devam edecek. TYT sorularıyla da devam edecek. Gerçekten güzel sorular çözdük. Gerçekten yararlı olduğunu düşündüğüm sorular çözdük sizler için. Mutlaka ama mutlaka bu seriye özen gösterin gençler. Sınavda soruların tanıdık gelmesini istiyorsanız mutlaka bu seriye özen gösterin. Bir ekstradan söyleyeceğim şey de şu. Hocam acilin sorularını çözmekten bıkmadınız mı? Hocam acil dışında farklı bir kaynak çözmenin zamanı gelmedi mi? Hocam acil dışında bir şey çözelim artık yeter diyorsunuz yorumlarda. Gençler ben acil yazarıyım ve neden acil dışında bir şey çözeyim? Son senelerde sınav sorularından tutturduklarımız soruların benzerlikleri, renklerine kadar, şıklarına kadar, cümlelerine kadar benzerlikleri aynı iken neden farklı bir yayına ihtiyaç duyalım ki? Değil mi? Gençler bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum.